Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere armut aşısı yapacağız. Armut aşısı, bakın şunu daha önce yaptım, tutmadı. Yani tuttu da artık hangi sebepten dolayı kuruduysa bilmiyorum. Galiba karıncalar girmiş içerisine, kurutmuş onu. Şimdi bu yeni dalları yeniden aşılayacağız. Şimdi böyle çakıyla birlikte görüyorsunuz, böyle biraz yardım armudu. Şu kalemi buraya aşılayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tam sıfıra sıfır şekilde kalemimizi buraya oturtacağız ki aşımız tutsun. Şimdi burası biraz açık kalıyor. Ben bunu sıktığım zaman yerine geliyor arkadaşlar. Oraya aldanmayın. Güzel sıkıştırınca burası kapanacak. Yani burada amaç kabuk kabuğa yapışsın, tamam mı? Şimdi ben bunu sıktığım zaman şurası da buraya yapışacak. Onu göstermek için özellikle burayı çekiyorum. Bu çok önemli. Yani orası öyle açık kalmaması lazım. Orayı tamamen kabuğa yapıştıracaksınız. Bakın arkadaşlar, bunu da bu şekilde ayarladık. Bir diğer aşı dalımız. Şimdi şu aradaki boşlukları görüyorsunuz. Bu boşluklar, bakın diğer taraf tam şekilde oturuyor. Bu tarafta sıktığımız zaman tamamen yerine geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar, burada önemli olan kabuk. Aşının kabuğu gövdeye yapışacak şekilde bunu ayarlayın arkadaşlar. Ben şimdi bunu sıktığım zaman burası tamamen yerine oturuyor. Şimdi bunlar neyi böyle kalıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aşı yaptığımız dal ince bir dal. O yüzden şu şekilde kalıyor. Yani biraz daha kalın olsa kendini çekip toplayacak. İnce olduğu için ince dalları bizim kendimiz sıkmamızda fayda var. Yani tamamen aşı kalemi oraya oturmuyor. Biz sıktığımız zaman yerine gelecek. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde sıkıp kabuğu yerine yerleştirerek bantlayacağım arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada 3 tane kale maçısı yaptık. İnşallah bunların tutmuş olduğu halleri de size göstereceğim. Önemli olan kale maçısında kabukların birbirine yaklaşık düzende olması. Başka ince bir detayı yok. Sadece kabuklar çok önemli burada. Şimdi size orada bir tane armudaşım var. Bu yılını başka yere aldım, onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bunları geçen yıl haşlamıştım. Görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Şu anda açtı. Bakın iki tane de burada var. Bunları geçen yıl haşladım arkadaşlar. Seneye inşallah bunların meyvesini alacağız. Bakın arkadaşlar, bakın yine burada muşmula haşlamıştım. Onu da geçen yıl haşladım. Şimdi buraya diktim. Bu kağıtlarını sökeceğiz onun ama birkaç gün sonra. Gördüğünüz gibi bu da açtı. Artık bir tane muşmula fidanımız var. Evet arkadaşlar, yine bir tane aşı gösteriyorum size ve son olarak. Bunun gibi bir sürü vardı. Hepsini tabi dolaşacak halim yok. Bu da yine kiraz aşısı arkadaşlar. Geçen yıl aşılamıştım, farklı bir yere aldım ve geldim buraya diktim bunu da. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok neşeli bir şekilde yapraklarını açtı. Hatta bakın çiçekleri var, meyveleri var. Gayet güzel arkadaşlar. Siz de yapın arkadaşlar. Aşı yapmak gerçekten çok zevkli bir iş. Bir şeyler üretebilmek gerçekten çok güzel. Ben bunu arkadaşlar galiba bunu vişneye aşılamıştım arkadaşlar. Tam olarak hatırlamıyorum ama kirazlı vişneye aşılamıştım galiba. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bu da tuttu. Bunu da aldık buraya geldik diktik. Bunun gibi arkadaşlar bir sürü onlarca aşım var farklı farklı yerlerde. Yani hemen hemen hepsi tuttu sayılır. Bunlar da size gösterebildiklerim. Bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız farklı farklı videolarımı da izleyebilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.